Merhaba arkadaşlar. Bu videoda otomotiv sektöründeki hisselerin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Diğer taraftan eğer beğeni ve yorumlarla da kanala destek olursanız iyi olur arkadaşlar. Kanalın büyümesi ve gelişimi anlamında desteklerinizi rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar otomotiv sektörün hisseleri şu sağ tarafta gördüğünüz listeye göre bakacağız. Bu listeyi alfabetik olarak dizdim ki hani video sırasında özellikle ilgilendiğiniz hisselere videoyu ileri sarabilirsiniz. Hani bu sırayla olacak. Mesela ilgilendiğiniz hisse sonlardaysa direkt videoyu son kısımlara sarabilirsiniz. İleri kaydırabilirsiniz videoyu. Bu anlamda hani bu alfabetik sırayı takip edeceğiz. İlk hissemiz Anadolu Isuzu arkadaşlar. Isuzu. Şimdi Anadolu Isuzu'da arkadaşlar şu zirveden gelen bir düşen trend mevcut. Şu şekilde hemen göstereyim. Ve buradan da bir yükselen trendimiz mevcut. Bunun da rengini farklı yapayım. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar burada bir sıkışan üçgen hemen kendini gösteriyor. Bu da çok şık bir oluşum. Bu üçgeni çok fazla yeri de kalmamış açıkçası artık. Burayı doldurup yukarı kırması beklenir. Muhtemelen önümüzdeki hafta yönünü belli edecektir. Formasyon güzel. Hani bu siyah düşeni yukarı kırmasıyla yukarı yönlü daha güzel hareketler beklenir. Fiyat etiketini de koyalım. Destek ve direncini arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi desteğimiz 71.70. Direnç de 85 lira arkadaşlar. Yani 85 liranın üstünde artık hisse rahatlar ve daha dik açılı bir yükseliş trendi ortaya koyması beklenir. Yatay hedefleri 96.90 ve zirve fiyatı 128 lira karşımıza gelir. 128 lira sonrası da artık yeni oluşumlar tekrar analiz güncellemeleri gerektirir. Tabii bu süre zarfında da yine ara ara sizlerle güncel durumlarını paylaşıyor olacağım bu hisselerin. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde arkadaşlar. Bu mor çizgi üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok ama altına inerse stop loss günlük kapanışta. Gün içi ihlaller olsa da gün kapanışı önemli. Çünkü biz günlük grafikte bakıyoruz değerli arkadaşlar. Günlükte 21.78 güncel değerle üstünde kapanışlar geldiği sürece sıkıntı yok. Yalnız dedim ya mor çizgi yukarı doğru gittiği için destek seviyesi de her gün yukarı taşınır. Direnç de aşağı iner. Zaten dediğim gibi üçgende de çok yer kalmamış durumda. Anadolu Isuzu'da durum bu şekilde duruyor. Güzel bir sıkışan üçgen var. Dileğimiz yukarı yönlü kırması. Diğer hissemiz Boşfren değerli arkadaşlar. Bunu da zaten biliyorsunuz sıkça yer vermeye çalışıyorum hisselere. Daha önce de analizlerimizde paylaştık. Güzel geri dönüşler de alıyorum. Bu da insanı mutlu ediyor açıkçası. Hani belirlediğimiz destek ve dirençlerden dönüşlerin olması teknik analizin en azından bu anlamda bir enstrüman olarak işe yarar olduğunu ortaya konulması, bilgi paylaşımı ve bakış açısı paylaşımı adına mutluluk verici. Bu bir enstrüman nihayetinde, bu bir araç. Elimizden gelince bundan da istifade etmeye çalışıyoruz. Temel analiz vesaire diğer analizlerin yanı sıra teknik analizden de istifade etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Özetle şimdi toparlayalım. Boş fren arkadaşlar buradan bir başlayan yükselen trendimiz mevcut. Biz daha önce zaten bunu bedelsiz öncesi de paylaşmıştık ve sonrasında da paylaşmıştık. Videoları sıkı takip eden arkadaşlarımız iyi bilir. Şimdi burada kanal ortasından yoluna devam ediyor. Boş fren hissesi. Tabii şu aralarda yine gördüğünüz gibi kanal destek seviyesine yakın bir yerde. Şurada bir zirve denemesi vardı değerli arkadaşlar. Buradan bir düzeltmesi oldu hissenin. Bu tarz ara düzeltmeler normal arkadaşlar. Mesela burada çanak yapıyor örneğin. Veya işte fincan kulüp yapıyor. İşte ya da burada bir şeye denk geliyor. Fibonacci seviyesine denk geliyor.
Teknik düzeltmeler normal. Bir de endeksteki düşüşe de ayak uydurdu ister istemez. Şimdi tekrar bir toparlanma çabası içerisinde. Bu hissenin gördüğü zirve arkadaşlar bizim için direnç seviyesi olacak. O da 1395 lira. Bu 1395 bölgesi önemli. Bakın çekiç yapmış, sonra iğne atmış, buradan dönmüş. Burada bir düzeltme yaşamış. Dolayısıyla biz boş frende 1395 seviyesini artık direnç olarak kabul edeceğiz. Eğer bunu yukarı kırarsa bu mavi kanalın tepesine doğru potansiyel ortaya çıkar ki bu da 2880 liralara varan bir potansiyel demek. Yalnız şartımız şu: bir, bu mavi yükselen kanal içinde kalmalı. Yani bu alttaki mavi çizgi aşağı kırmamalı. İki, yatay mor çizgiyi yukarı kırmalı. Bu iki koşulumuz var. Özetle direnç seviyelerimizi belirleyelim. Şimdi ilk direncimiz 1395 lira yatay mor çizgi. Desteğimiz de değerli arkadaşlar 819 lira mavi çizgi desteği arkadaşlar. Yani mavi kanalın alt desteği 819 lira. Kanal tepesi 2845 lira. Aradaki zirve direnci, biliyorsunuz zirve dirençleri önemlidir, hep söylüyorum, 1395 lira. Yani bu yükselen mavi çizgiyle yatay mor çizgi arasındaki şu boşluğu, bakın bir üçgen var, burayı dolduracak bu hisse. Haliyle tabi dinlenmeler de gerekiyor hisselerde. Şu rally sonrası düzeltme, düşüş veya şuradaki yükseliş sonrası yine düşüş ve yatay seyir. Bunlar normal şeyler. Bakın buralarda mesela peş peşe tavanlar, sonra düzeltmeler. Böyle düşe kalka şuraları doldurmak isteyebilir. Tabii 1395 zirvesini ne kadar çabuk kırarsa o kadar iyi. Bu da tabii zamana kalmış bir şey. Piyasanın seyrini de takip etmek lazım. Ama uzun vadeli gördüğünüz gibi çok güzel bir yükselen kanala sahip nadir hisselerden. Bu şekil bu mavi çizgiyle mor çizgiyi takip etmek lazım. Şuradaki boşluğu doldurup yukarı kırmasını beklemek lazım. Olur da mavi çizgi aşağı kırılırsa bu yükselen trend bozulur. Stop olmak lazım. Yeni bir trend, yeni bir yükseliş trendini başlatana kadar değerli arkadaşlar. 819 çok aşağıda kalıyor. Ben 1129 şu anki fiyat, ben daha kısa vadeli destek arıyorum diyen değerli dostlarımız için de kısa vadeli bir destek seviyesi de belirleyeceğim. Hani mavi kanala kadar düşüşüne tahammül edemeyebilirsiniz. Hani daha kısa vadeli pozisyon açan dostlarımız için. Arkadaşlar burada da 985 lira ara desteğimiz olacak bu siyah çizgi. Bakın burada mükerrer direnç görevi görmüş. Şurada direnç görevi görmüş. Burada direnç görevi. Bakın burada destek görevi görmüş ve aşağı kırılınca sert düşmüş. İşte bu bölgede direnç görevi, sonra destek görevi. Hatta geçen hafta da salı günü bakın yine destek görevi görmüş. Bu siyah çizgi önemli, kısa vadede bir destek seviyesi. Şimdi rakamlarımızı toparlayıp sonraki hisseye geçelim. Kısa vadeli desteğimiz 985,5. Orta uzun vadeli kanal desteğimiz 819,5. Yatay zirve direncimiz 1386. Kanal tepesi hedefimizde 2845 lira. Çizgiler bunu diyor değerli arkadaşlar. MACD'de de bir toparlanma görülüyor. Hani en kötüyü gördüm der gibi. Ortalamasına da bakalım. Ortalamanın da takılmış. Ortalamanın üstüne atmaya çalışıyor 2-3 gündür. Bu 20 günlük ortalamanın da üzerine atarsa eski zirve direncine doğru hızlanır. Ortalamanın üzerine atma çabası var. Ama dediğim gibi bu ortalama da üstünde ise hisse destek görüyor. Hisse eğer altına düşmüşse de direnç görüyor. Yani bu da bir ara bir direnç. Yine bir göz ucuyla buna da bakmakta fayda var. Durum bu şekilde. Boş frende uzun orta vadeli yükseliş trendi güzel. Şu mor ve siyah çizgiler önemli olacak kısa vadede. 985,5 destek, 1386 da direnç olacak değerli arkadaşlar. Diğer hissemiz Borliz Otomotiv arkadaşlar. Bu hisse
daha genç bir hisse halka arz olmuş. Şimdi burada bir dip görmüş bu halka arz sonrası tavan serisi düzeltme falan derken şurada bir dip göstermiş bize. Hani görebileceği en kötü seviyelerden birisi. Hemen halka arzın bir tık üstünde görünüyor. 28.20 bu hissede dip bölgesi. Zirvesine bakalım değerli dostlar. Zirvesi de 44.88. Yani halka arz sonrası tavan bozduğu fiyat 44 lira 88 kuruş görünüyor. Şimdi bu yatay kanal içinde hisse bir döngü içinde. Hani bu sert yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Bu sefer bakın şuradaki dip, buradaki dibin üstünde. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Hissenin geleceği anlamında parlak bir durum. En azından bu dip, bu dipten daha yukarıda talep daha iyi. Altta görüyorsunuz arkadaşlar MACD indikatörü yukarı kesmiş. 12 günlük ortalama, 26 günlük ortalamayı yukarı kesmiş. Bu da olumlu. Hisse 20 günlük ortalamanın üzerine atmış. Bu da olumlu. Peki düşeni kırmış mı? Bakalım orada bir olumlu bir şey görecek miyiz? Bakalım. Şöyle bunu bir tık inceltelim ki daha net görelim. Evet, çok güzel bir düşen kırılımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı düşeni cuma günkü kapanışta kırmızı düşeni yukarı kırmış. Dolayısıyla bu hissenin önü açılmış artık. En azından 44 lira 88 kuruş zirvesine doğru önü açıldı. Şimdi bu hisse hedef 44.88. Destek de arkadaşlar. Şimdi mor çizgi çok alçak destek. Yani düşük açılı bir trend olduğu için. Bunun yerine şu bölgeyi ben yatay destek olarak belirleyeceğim. Özellikle hem kısa vade trade eden arkadaşlarımız için de stop loss olsun. Şu şekilde. Bu hissede arkadaşlar 30.88 destek, 28.2 dip arkadaşlar. Hedef 44.88. Bu şekilde önü açık hissenin gayet güzel duruyor. Düşenini kırmış yatay kanal içinde 44.88 hedefine doğru böyle düşe kalka gitmesi beklenir. Ortalamalar, indikatörler de güzel duruyor. 44.88 zirvesi arkadaşlar kritik direnç. Yani burayı kırarsa hisse kopar. Ancak bakalım kıracak mı? İşte 44.88'e geldiğinde dikkatli olmak lazım. Orada kar satışları gelir. Dikkatli olmak lazım. Ancak hacimli güzel bir mumla yukarı geçerse o zaman rally başlar bu hissede net bir şekilde. Çünkü bakın halka arz sonrası burada tavanı bozmuş. Bakın burada tekrar denemiş ama ters çekiç yapmış. Yani güçlü bir mumla üstüne atamamış eski zirvesinin. Haliyle düzeltmeye girmiş. Tekrar bir dip çalışması ve şimdi burada geldiğimizde eğer buralarda cılız mumlar bırakırsa, yani cılız bir mumla geri çekilirse kar satışı demektir. Düzeltme devam edebilir. Ancak güçlü bir mumla siyah yatay çizginin 44.88'in üstüne atarsa önemli bir zirveyi almış olacaktır. 1, 2, 3. de zirveyi almış olacaktır. O zaman hisse yukarı yönlü kopar. Bu bölgeye geldiğinde tekrar analizleriz Borlize. Şu an için görüntü güzel, önü açık olsun. Zaten şu anda açık duruyor. Düşe kalka buraya gitmesi beklenir. Zaten olumsuz bir atmosfer olursa da destek seviyelerimiz belli arkadaşlar. Özellikle 28.20 dip seviyesi. Onu aşağı kırarsa zaten hani stop direkt hani çok olumsuz bir durum var demektir. Şimdi Brisa'ya geçelim arkadaşlar. Bridgestone Lastic. Bu hisse arkadaşlar çok güzel bir performans sergiledi ve şu bölgelerde uyarmaya çalışmıştım. Bridgestone ve Goodyear analizinde sadece o iki hisseyi analizlediğim bir video var. O videoda birkaç hafta önce şuna dikkat çekmiştim. Bu hisse Fibonacci seviyelerini yukarı geçti. Burada oyalanıyor şu şuralarda. Dikkatli olmak lazım. Fibo seviyelerini o zaman belirtmiştim. Gerçekten de şurada bir düzeltme oldu. Hani şey anlamında
teknik direnci var burada. Hani burada takıldı eğer buraya geçemezse diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tabii Bridgestone temeli sağlam. Orta uzun vadede kazandıran bir hisse. Orası ayrı bir konu. Burada sadece kısa vadeli anlamda biz nelere bakacağız şu an onu sizlere söyleyeyim. Yoksa uzun vadede çok güçlü bir trendi olan hisselerden arkadaşlar. Şu şekil bakın. Şöyle bir durumu var. Ancak burada kanal direncine geldiği için bir düzeltme yaşıyor. Bakın kanal direncine yakın bölgeden bir düzeltme yaşamış. Şunun rengini farklı yapayım. Gördüğünüz gibi bakın bu siyah kanal içinde seyrini sürdürüyor. Burada dirence yaklaştığı için bir düzeltme yaşamış. Bu bölge aynı zamanda Fibonacci 2.272 seviyesine de denk geliyor. 156.2. Eğer ki Fibonacci'de bu tarz bir dirence gelip böyle cılız mumlar bırakıyorsa arkadaşlar kar satışı geliyor demektir. Ancak güçlü bir mumla üstüne atıyorsa rally devam demektir. Bridgestone'da yaşanan bu arkadaşlar. Burada bir kısa süreli şu dirençte 3 tane cılız mum bıraktıktan sonra kar satışı yemiş. 119'a gelmiş. Şimdi tekrar buradan toparlanmış. Ve tekrar Fibo 1.618'in üzerine atmış ki bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde olduğu sürece tekrar eski zirvesine doğru gider. Şimdi buradan kısa vadeli trendine bakacağız. Şu şekilde değerli arkadaşlar. Bizim için artık Bridgestone'da yeni bir yükselen trend var. Biz bu kanaldan takip edeceğiz. Bu kanal içerisinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu hisse açısal olarak zaten hani zamana bağlı olarak prim üretir. Önü açık çünkü her geçen gün destek seviyesi yukarı çıktığı için yani kanal hisse de yukarı gidecek ve prim üretecektir. Yeter ki bu siyah kanalın içerisinde kalsın. Şimdi bu kanalın destek ve dirençlerini belirleyelim. Evet. Bu hissede arkadaşlar destek 113 lira arkadaşlar kanal desteği. Çok güzel bir trend açısı var bakın. Güncel değerle 113 lira. Kanal tepesi 172,5 lira arkadaşlar. Şuradaki zirve de 158,5. Onu da belirteyim. Evet, mavi yatay çizgi değerli arkadaşlar. Hissede teknik olarak kanal içi bir düzeltme olmuş. Kendine bir kanal oluşturmuş şurada. Bu da dediğim gibi Fibo seviyesine denk gelmiş. 2.272'ye olabilir. İşte hissenin karşısına Fibonacci dirençleri denk gelebiliyor. Bir yerlerde kar satışı gerekiyor. Orası denk gelmiş. Orada kar satışı yapmış ve kendine yeni bir kanal oluşturmuş. Evet, toparlayacak olursak desteğimiz 113 kanal desteği, kanal tepesi 172,5, yatay direncimiz de 158,5 olarak duruyor. Şimdi hisse şu an 133 lira, destek 113, hani 20 lira çok aşağıda kalıyor diyecek dostlarımız için de ara bir destek seviyesi olarak 124 lirayı yani şu mor çizgiyi takip edebilirsiniz. Yani 124 ile 158 arası yatay destekler ama bu iki yatay desteği kapsayan bir siyah yükselen kanalımız mevcut görünüyor Bridgestone'da değerli arkadaşlar. Diğer hissemiz BVSAN arkadaşlar. Bülbüloğlu Vinç Sanayi. Bülbüloğlu'nda yükselen trendine bakalım. ...2023 Nisan'da halka arz olmuş. 1 yaşında bir hisse. Şimdi bu hissede
Çok güzel bir yükselen kanal var. Bakın. Şöyle aldığımızda. Evet, şurada halka arz olmuş bir yükselen kanal oluşturmuş. Zaten bu tarz yükselen kanallar para kazandırır değerli arkadaşlar. Çünkü açısaldır. Yukarı doğru yönlü bir açısı vardır. Hem yormaz. Dolayısıyla bu siyah yükselen kanal içinde olduğu sürece sıkıntı yok. Keyfine bakmak lazım. Ancak kanalı aşağı kırarsa stop loss, çünkü yükselen trend bozulmuş olur değerli arkadaşlar. Aslında bu yönüyle teknik analiz çok kolay. Sadece işi zamana bırakıyorsunuz. Trendimiz bu diyorsunuz. Bu trend içinde olduğu sürece sıkıntı yok. Kanal tepesi de, bunlar güncel değerli tabii bu arada arkadaşlar. Hani zamansallıkla bunlar yukarı doğru gider. Hem alt destek hem üst hedef. İkisi de yukarı doğru taşınır zamanla. Çünkü yükselen bir kanal bu. Fiyatlar da yükselir. Destek ve dirençler, destek ve direnç fiyatları yani. Evet, kanal desteğimiz 90,7, kanal tepesi de 235 lira. Yani buralardan kanal tepesine doğru bir hareket yaptığında güncel değerle kanal tepesi 234 lira. Şuradaki zirveden bir yatay direncimiz mevcut, 133 lira. Hani şuraya bir türlü daha değememiş. Bakın buradaki zirveden düşüş yaşamış. Kanal desteği oluşturmuş ve şu an tekrar bu bölgede ilerliyor. Şunu biraz daha uzatıp üçgeni göstereceğim. Şurada daralan üçgen var. Evet. Yani siyah yükselen üçgen, siyah yükselen çizgi ile yatay mor çizgi arasında böyle bir boşluk var, bir üçgen boş var. Şuraya yukarı doğru kırması beklenir. Uzun süredir zaten MACD'de bir düzeltmedeymiş. Yani bu tabi hisse fiyatı biraz daha yatay düşmüş. Sert bir düşüş olmamış ama MACD ile artık buralardan bir toparlanıp siyah çizgi bölgesinden destek alıp mor yatay çizgiyi yukarı kırması beklenir. Eğer ki 133'ü yukarı kırarsa arkadaşlar gerçekten çok güzel bir potansiyel barındırıyor. Kanal tepesine doğru, yani şuradan baktığımızda muazzam, yani %100'ün üzerinde %114 bir potansiyeli var. Ancak şartımız şu: bir 88 lira, şöyle yapayım, 89 lira, çok şey değil. Hani bu zamansallıkla değiştiği için siyah çizgi, yani üstünde o kalması önemli. Bu siyah çizginin üstünde kalması önemli. De mor çizgiyi yukarı kırması önemli ki bu %100'lük potansiyeli yakalayalım, onu realize edebilsin hisse. Durum bu şekilde BV sandı arkadaşlar. Görüntü güzel, siyah kanalda olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Evet, Çemtaş'ta yükselen trend kırılmış durumda. Şuradan bakalım bir de. Bakın şuradaki Çemtaş'ın bir trendi vardı. Bakalım duruyor mu? Uzun vadeli olan kırılmış yani de. Kısa vadede bakalım bu duruyor mu? Evet, buradaki de kırılmış durumda. Bunda yatay destek bakacağız arkadaşlar. Çemtaş Çelik hissesinde. Bu da aslında temel olarak çok güzel bir şirket. Avrupa'ya otomotiv yan sanayi parçaları gönderiyor. Çelik parçalardan MAN, Mercedes, BMW falan, o tarz büyük şirketlere ihracat yapan bir şirket. Ama son zamanlarda bilanço kaynaklı bir düşüş oldu. Dönemsel bilançolar. Tam da bilanço dönemiydi malumunuz. Endeksin düşüşü de üstüne geldi. İşte kiminin bilançosu kötü geldi ama hisse yukarı gitti. İşte yok, fiyatlandı. Kiminin bilançosu iyi geldi, hisse yine düştü ya iyi bilanço fiyatlandı. Bir şekilde bir bahane ile hisselerde bir, hem de endekste bir düzeltme bahanesi oluşturuldu ve endeks düştü malumunuz. Bu hisselerde beraberinde düştü.
Peki şimdi biz hissemize bakalım. Çemtaş'ta durum nedir, ne değildir? Evet. Çemtaş'ta arkadaşlar 8 lira 99 kuruş. Yani 9 lira diyebiliriz. Bu seviye. Evet, 8.99. Kritik yatay destek arkadaşlar. Majör bir destek. Burada destek görevi görmüş. Bakın burada destek görmüş. Mesela burada desteği aşağı kırınca sert gapli düşmüş. Burada destek, burada destek, burada destek. Genel olarak 8.99 yani 9 lira. Bu hissede kritik destek bölgesi. Yani hisse tabi buraya kadar illa inecek diye bir şey yok. Hatta şuradaki destekten dönüyor gibi görünüyor. Ara bir destek daha var. O da şurası. Şuradaki mavi çizgi değerli arkadaşlar. Bakın burada direnç görevi görmüş. Direnç görevi. Şurada destek görevi görmüş. Burada da destek. Burada direnç. Yani 9.79 da kısa vadeli önemli bir destek. 9.79 destek seviyesi kısa vadeli düşünenler için arkadaşlar. Yani buralardan dönüş yapması daha kuvvetli muhtemel duruyor. Yani zaten buradan bir tepki de almış. Bakın buraya kadar gelmiş kırmızı mum. Sonra bir doji yapmış. Ardından güçlü bir yeşil mumla tepki almış. Son iki gün yine bir düşüş. Yani mavi çizgi kısa vadeli destek seviyesi arkadaşlar. Olur da 9.79'un altına inerse stop olunabilir. Burada çünkü bir 70 kuruş daha bir düşüş riski var. Yalnız buranın yani mavinin altına inse bile çok fazla zaman buralarda kalacağını düşünmüyorum. Çünkü siyah çizgiye kadar inse bile çok hızlı tepki verir. Hatta belki iyi bir alım fırsatı olur. Zira bakın bu bölgede çok kalıcı olmuyor. Bakın burada bir mum inmiş, hemen iki mum da tekrar üste atmış. Burada yine öyle hızlı geçmiş. Yani burası biraz transit bölge açıkçası. Buraları çok hızlı geçilen bir bölge. Uzun süre zaman harcamadığı, daha çok tampon bir bölge olarak kullanmış. Mavi ile siyah arasındaki çizgilerden oluşan boşluğu. Bu nedenle 9.79 kritik destek. Hani 8.99'lara kadar sarksa bile buradan sert tepki geleceğini düşünüyorum. Temel anlamda da hisse iyi bir şirket. Bu şekilde zaten çok da düşmüş. Yani 14 liralardan 10 liraya düşmüş zaten hisse. Yani buradan bir de 9 liraya kadar inse bile hani çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ancak iyi bir alım fırsatı olur. Başka bir şey olmaz. 9.79 üzerinde olduğu sürece de arkadaşlar ilk hedef 14 lira olur. Önü açık çünkü sert düşmüş. Buradan sert gider. Sadece belki şu olabilir. Fibonacci'den kaynaklı dirençlere takılabilir. Hani zikzaklar yaparak gider. Ancak önü temel olarak açık. İlk hedef 14.15 olur. Sonraki hedef de 15.71 olur değerli arkadaşlar. Çemtaş'ta durum bu şekilde. Dediğim gibi bilanço dönemleri bazen piyasa abartır. Hani bir %5 düşüreceğine %20 düşürebiliyor piyasa. Abartılı satışlar, panik satışlar bir ürünü tetikliyor. Burada da öyle bir durum olmuş. Buralardan artık toparlanıp 14.19 ve 15.71'e doğru orta vadeli bir hareket başlatması beklenir açıkçası. Çemtaş'ta durum bu şekilde arkadaşlar. Diğer hissemiz Doğuş Otomotiv. Bunu yakın zamanda da analizlemiştim. Endeks ve BIST ana hisseleri videolarında. Şimdi Doğuş Otomotiv'de bir zirve var arkadaşlar. 337 lira. Bu zirveye dikkat çekmiştim. Hani bu zirveyi gelip hızlı bir şekilde geçemeyebilir. Bu anlamda buralarda dikkat etmek lazım. Kar satışları olur ya da direnç bölgesinde güç toplama çalışmaları olur. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Tabii şu var.
Şöyle bir de çanak dibi var arkadaşlar. Şöyle bir çanak oluşumu var. Şimdi hisseler şöyle hareket ediyor arkadaşlar çoğunlukla. Bu tarz zirve bölgesine geldiğinde ya buralarda güç toplama çalışmaları olur, tekrar yukarı döner. Ya da biliyorsunuz direnci geçer, sonra onaya iner, orada oyalanır. Doğuş otomatiği şu an direnç bölgesinin altında bir hareket yapıyor. Buralardan bir güç toplamaya çalışıyor. Tabii bu bir güç toplaması gibi görünse de hani bakın bir flama yapıyor gibi. Ancak desteği elden bırakmamak lazım arkadaşlar. Piyasa maalesef abartmayı sever. En güzel şirketin bile hissesi bazen tepe taklak olabiliyor. Yani şirket kalitesiyle hisse fiyatı birlikte hareket etmiyor her zaman. O yüzden arkadaşlar stop loss'umuzu her zaman cebimizde taşıyoruz. Bu hissede 299 lira stop seviyesi. Yani 299'un altına inerse zarar kes yapmak lazım ya da kar varsa da karı almak lazım. Ancak 299 üzerinde olduğu sürece de bu hisse 337'deki zirve direncini döver. Onu yukarı kırmaya çalışır. Buna zaman lazım. Zaman tanımak lazım hisseye. Ne zaman ki 337 zirvesini yukarı kırarsa o zaman çok daha güzel şeyler gösterir bize zaman. Çünkü bakın şurada siyahla mavi arasındaki şu derinlik kadar yukarı gitme potansiyeli var bu hissenin. O da potansiyel olarak 500 liraları bize gösteriyor. Çok muazzam bir potansiyel. Yalnız şu çizgilere mutlaka riayet etmek lazım. Yani 299 altı stop loss, 337 üzerinde coşku meydana gelir, çanak katlamaya gider. 337 önemli direnç, 299 da kritik destek değerli arkadaşlar. Doğuş otomotivde diyeceklerim bunlar. Döktaş dökümcülük arkadaşlar. Bu da epeydir analizlemediğimiz bir hisse. Şimdi bunda şu şekil bir yükselen trend var arkadaşlar. Evet, şöyle siyah çizgi üzerinde hareket ediyor. Şimdi burada bir de yatay zirvesine bakalım. 48.80'den düşmüş bu hisse arkadaşlar. Şimdi bir siyah trende doğru çekiliyor görüntüsü var. Tabi ille buraya gelecek demek değildir bu. Fakat öyle bir görüntü göze çarpıyor. Arada da destek var, yatay destek. Hani buraya kadar inmeye de bilir. Ancak şu bölge zaten siyah çizgiye de açıkçası yakın bir bölge. Şöyle mor renkle 32 lira yatay destek. Hemen altında da zaten siyah yükselen trend desteği var. 30 lira. Yani beklenti şu arkadaşlar. Görüntü şunu diyor. Bu hisse burada daralıyor. Bu mor yatay destekten ya da siyah yükselen trend desteği bölgesinden yukarı doğru döner. Ve şöyle önce karşımıza bir düşen üçgen çıkar. Düşen trend var. Yani siyah ve siyah çizgi yükselen ve siyah düşen çizgi arasında bakın şu iki siyah çizgi arasında bir sıkışan üçgen var değerli arkadaşlar. Bu üçgenin kırılım yönüne göre arkadaşlar ise rallisini ya da düşüşünü sürdürür. Ancak burada şöyle baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4, şurası 5. Buradan dönüp siyah çizgiyi yukarı kırması daha olası duruyor formasyon olarak. Dolayısıyla biz bu siyah siyah sıkışan üçgende burada
bu üçgeni doldurmasını bekleyeceğiz. Yani bu üçgeni doldurup yukarı yönlü kırması muhtemel görünüyor. Zira üçgen direncinden zaten düzeltmesini yapmış. Buralardan destek alıp yukarı dönüp bu üçgeni bu sefer yukarı kırmasını bekleriz. Güncel değerle düşenin direnci 42 lira. Bu zamansallıkla aşağı doğru inecektir. Yükselen siyah desteği de 31 lira. Bu da zamansallıkla yukarı doğru çıkacaktır. Özetle şu üçgendeki boş alanı yukarı doğru doldurup yukarı doğru kırması takip edilmelidir. Eğer ki siyah yükselen çizginin altına düşerse stop loss olmak lazım arkadaşlar. Çünkü şuradaki diplere kadar bakın 26'lara kadar inme riski doğar. Bu da zaman ve stop loss kaybı demek. Bunun önüne geçmek için siyah çizgiye riayet etmek lazım. Olur da siyah çizgi altına inerse stop loss yapıp tekrar dönüş yerini takip etmek lazım. Ya da başka hisse takip etmek lazım. Ancak şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bir formasyon çalışıyor burada. Bir üçgen dolduruyor. Bu anlamda sıkıntı yok. Sadece işi zamana bırakmak lazım. Tabii eğer bu siyah düşeni kırarsa hedef 48 lira 80 kuruş olur. Eski mavi zirvesi. 48-80'e geldiğinde tekrar yine analiz güncellemesi yaparız. Hatta fırsat oldukça üçgen içindeki süreç içinde de yine analizleyip sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu anlamda sizlerin kanala desteği önemli arkadaşlar. Abone olmanız, kanala beğeni ve yorumlarla destek olmanız önemli. Bunu da sizden rica ediyorum. Bu tarz videoların, analizlerin devamı adına. Evet, sonraki hissemiz Egen arkadaşlar. Şimdi Egen'de de çok güzel bir yükselen trend var zaten. Bunlar dediğim gibi ihracatın lokomotif hisseleri değerli arkadaşlar. Portföylerin olmazsa olmazlarıdır. Yani bu tarz kanallar demek para kazandırıyor demektir. Yani çünkü zaman açı, zaman grafiğine baktığımızda yukarı gidiyor. Ha tabii zamansallık önemli. Şimdi kanal tepesinden almakla kanal dibinden almak bir değil. Egen gibi bir hissede bile bakın 7500'lerden alan birisi 4000'i görüyor. Şimdi 7500'den alıp 4000'e kadar düşüşünü gördüğü zaman tabii ki insan üzülür. Bu insanı yıpratır. Ama uzun vadede baktığında tabii ki kazandırır. Çünkü bakın 7000'den alıp 4000'e kadar düşüyor ama sonra geliyor 15.000 liraları görüyor. İşte teknik analiz bize kanal diplerinden daha çok istifade etmeyi, zirvelere dikkat etmeyi vesaireyi öğretiyor. Bu anlamda biz bu enstrümanı kullanıyoruz. Bu çizgiler bu işe yarıyor. Bize kavşakları gösteriyor. Virajları gösteriyor değerli arkadaşlar. Ben de bu anlamda dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum bu kritik kavşakları. Şimdi Egen'imiz dediğim gibi arkadaşlar bu yükselen kanalda ilerliyor. Bu anlamda orta uzun vadede sıkıntı yok. Kısa vadede de zaten bunu daha önce de analizlemiştim ve şu çizgiye dikkat çekmiştim. Şu anki çizmekte olduğum. Evet şu şurada hatta gap var demiştik. 14.255 bölgesi önemli destek demiştik değerli arkadaşlar. Bakın şurası. Yani 14.000 62 lira. Bu 14.062 lira çünkü burada gap'li yukarı gitmiş arkadaşlar. Zaten bunun üstüne attı. Sonra geldi buradan bakın destek aldı tekrar ve yukarı döndü. Burası önemli bir bölge. Daha önce de bakın burayı ancak gap'li kırabilmiş. Çünkü bu daha önce bir zirveymiş. Bu zirveden gelmiş. Çanak yapmış. Bunu kırmaya çalışmış. Kıramamış. Ancak gap'li kırmış. Sonra gelip gap'i almış vesaire. Hikayesi uzun. Sizi bunlarla oyalamayayım. Özetle mor yatay çizgi. Şunu kalınlaştırayım. 14.062 lira. Egen'de kritik destek. Bu 14.62 lira üzerinde olduğu sürece arkana yaslan seyret modunda bir hisse.
Zira hedef her geçen gün, bakın daha önce analiz edildiğimde 20 bin liralardaydı ve ben diyordum ki zamansallıkla yukarı gider. Bakın zamansallıkla bu sefer 23'lere çıktı yeni hedef. 23.222 lira hedef görünüyor güncel değerle Egen'de. Ancak şartımız şu, kesinlikle riayet edilmeli. Mor çizgi yani 14 bin liranın altı stop loss değerli arkadaşlar. 14 bin liranın üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. 23 bin lira hedef var. Ama 14 bin lira 62, 14 bin 62 liranın altı kesinlikle stop loss arkadaşlar. Orada kar alıp çıkmak ya da zarar kes yapmak lazım. Çünkü kanal dibine kadar inme riski doğar bakın. 9.700 liraya kadar bile inebilir yani. Bunlar mümkün çünkü. Bakın burada 7.000'den 4.000'e düşmüş Egean gibi bir hisse. Burada da öyle bir risk doğar. Ondan sonra burada teknik analizin önemi burada ortaya çıkar. Dediğim gibi arkadaşlar 14.000 stopla 23.000 hedefi şu an önü açık duruyor. Ama olumsuz bir şey olur, negatif bir haber gelir, şu olur, bu olur. Bir şekilde 14.000'in altına inerse de kaçmak lazım diyor bize teknik analiz. Diğer hissemiz FMIZP arkadaşlar. Federal Mogul İzmit Piston. Şimdi bu hissede şöyle bir düşenimiz mevcut. Şuradaki yükselen trend bozulmuştu. Şuradaki. Daha önce Otoyan Sanayi videosunda göstermiştim bu trendi diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle bir trendi vardı. Bunu kırmıştı aşağı. Şimdi bakalım. Burada destek, destek, destek. Şurada kırıp bakın. Tekrar desteğin üzerine atmış durumda. Bu güzel bir hareket. Şimdi burada bizim için kritik nokta şu arkadaşlar. Şuradaki siyah direnci yukarı kırması aslında olay bu. Bu ise eğer ki siyah düşeni yukarı kırarsa rahatlar. Şimdi onun da fiyatını belirleyeceğiz. Kaça denk geliyor? Destek dirençlerimizi de rakamsallaştıracağız. Şimdi FMIZP hissesinde, Federal Mogul'de zirve direnci 421 lira. Düşen direnci de arkadaşlar zaten çok yaklaşmış durumda. Umarım haftaya yukarı kırar. Burayı da rahatlar artık hissemiz. 358 lira 75 kuruş bu hissede direnç arkadaşlar. Siyah düşen direnç. Bakın şu siyah. Bu siyah direnç yani 358 buçuğun yani 359 bu siyah düşenin üzerine atarsa bu ise direkt 421'e doğru hareketlenir arkadaşlar. 421 zirvesine gelince tekrar bakmak lazım. Çünkü zirveler hemen geçilmiyor. Bakın MACD indikatörü de yukarı kesmiş durumda. Bu da güzel bir gelişme. Hani buradan aldığı güçle bir ortalamasına da bakayım. Ortalamanın da üzerine 60, 20 günlük ortalamanın. Yani buralardan aldığı güçle şu haftaya şu sıkışan siyah çizgilerden oluşan üçgeni görüyorsunuz şurayı. Burayı yukarı kırarsa bu kavşak önemli. Kritik bir kavşak. Bu bölgeyi yukarı kırarsa hani 358.75'in direkt 421 lira hedef olur o hissede. Değerli arkadaşlar, stop seviyemizi mutlaka belirliyoruz. Bu da 318 lira. Olur da bu hisse aksi bir şey oldu. Düştü. Bir şeyler kötü gitti. Her neyse 318'i aşağı kırarsa stop olmak lazım değerli arkadaşlar. Ve tekrar dönüşünü takip etmek lazım. Bu bizim destek seviyemiz. Siyah yükselen çizgi desteği, siyah yükselen trend arkadaşlar. Hani burada ihlal edip üstüne atmış ama her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz.
Bu nedenle 318 lirayı destek kabul ediyoruz. Yani siyah çizginin altına inerse stop, ama üstünde olduğu sürece 421 lira hedefimiz duruyor. Değerli arkadaşlar, FEMZİP'te durum bu şekilde, güzel bir yükselen trendi var. Diğer hissemiz Ford Otomotiv değerli arkadaşlar. İhracat şampiyonu. Şimdi şöyle arkadaşlar, Ford'da bir 2021'den gelen çok güzel bir yükselen trend var. Gerçekten trend abidesi. Ta 2021'deki zirvesiyle 2023'teki zirvesini bile birleştirdiğinizde muazzam bir trend kendini hemen gösteriyor. Tabi hisse son zamanlarda zirve aldı arkadaşlar. Yani şuradaki bir çanağım vardı. Bunu daha önce de mükerreren çizmiştim. Yakından videoları takip eden dostlarımız bunu iyi bilir. Birkaç günde bir analizliyordum bunu da. Yine de analizliyorum ve inşallah fırsat oldukça paylaşacağım. Bakın arkadaşlar, şurada bir zirvesi vardı. Kanal zirvesi. Bunu bir şekilde kırdı bu hisse ve kanal tepesine doğru artık odaklanmış durumda. Peki Cuma günü niye bu kadar düştü diyorsunuz? Burada Fibonacci direncine takılmıştı değerli arkadaşlar. Hani Fibo 1.618'in üstünde kalıcı olamamıştı. Maalesef bakın şurada. Yani üzerine aslında güçlü bir mumla da attı ama Cuma günü tekrar altına sarktı. Yani önümüzdeki hafta, yani bu hisse 1063 liranın üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Kısa vade için söylüyorum. Bu yükseliş trendini sürdürür. Tekrar yeni Fibo seviyelerine gider. Bakın arkadaşlar, şunu Fibo rakamlarını görün diye açıyorum. Şimdi kaldıracağım onu ve trendden bahsedeceğim. Bu şekilde bir Fibonacci seviyeleri var bu hissede. Şurada 1064 kısa vadeli destek, 1156 kısa direnç. 1156'yı yukarı kırarsa zaten 1329 direkt Fibo 272 hedefi olur. Burada geniş bir bant aralığı var. Burada rahat rahat yoluna devam eder. Bir 200 puanlık bir yükseliş potansiyeli var. Altta da desteğimiz arkadaşlar, kritik destek 1064 lira. Bakın, direnç görevi görmüş, sonra da destek görevi görmüş. Toparlayacak olursak arkadaşlar, tabi şuraya da bir fiyat etiketi kondurayım. Sonra toparlayalım. Evet. Ford Auto'da hem trend hem Fibonacci destekli bunu ele alıyoruz. Dediğim gibi çünkü zirve alıp uzaklaştığı için. Şimdi 1064 desteğimiz kısa vadeli, kritik desteğimiz. Direncimiz de 1156 kısa vadeli. 1156'yı alırsa da kısa vadeli bir sonraki hedefimiz 1329 olur. Bu Fibonacci destek ve dirençleri grafikte gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi Fibo'yu kaldırıyorum arkadaşlar. Bir de majör resmi gösterip diğer hisseye geçeceğim. Burada da arkadaşlar, bu hisse zirveyi aldığı için yükselen trend kanalı içinde kanal tepesine doğru hareket ediyor. Önü açık. Fibo dirençleri tabii ki olacaktır arada. 1622'de kanal tepesi. Tabii buna ne zaman ulaşır, nasıl ulaşır onu zaman gösterecek. Bu güncel değerle buna denk geliyor. Belki zirveye gelmeden de dönüşler olabilir. İşte burada deminki belirttiğim ara Fibonacci seviyelerini izlemek lazım. Ancak şu an hissenin zirvesini almış olması olumlu. Demin belirttiğim Fibonacci seviyelerini izlemek lazım değerli arkadaşlar. Ford Auto'da durum bu şekilde. Diğer hissemiz Goodyear arkadaşlar. Goodyear Bridgestone gibi değil, biraz geriden geliyor potansiyel anlamda. Bunu
Bridgestone-Goodyear ikilisini analizlediğim lastik hisseleri videosunda belirtmiştim. Ve şu anda da durum bu. Bakın, daha zirvesini almamış. Mesela Bridgestone zirvesini alıp hatta çanak katlamıştı. Ancak Goodyear daha geriden geliyor. Daha çok potansiyel barındırıyor bu anlamda diye düşünüyorum. Teknik anlamda tabii. Temel hikayeleri, bilançolarını zaman gösterecektir. O ayrı bir konu. Ancak şu anki görüntü Goodyear zirve hedefi olan 29 lira 18 kuruşa gözünü dikmiş durumda. Bir yükselen siyah trendi mevcut uzun vadeli. Bunu kaldırıyorum. Şimdi biraz daha kısa vadeye çekeceğim durumunu. Ne oluyor, ne bitiyor? Goodyear'da arkadaşlar şu şekil kısa vadeli bir yükselen üçgen var. Ve bakın burayı doldurmaya çalışıyor. Şu boşluğu doldurup ilk hedefi mor çizgi olacak 29-18. Bir de burada bir düşen var değerli arkadaşlar. Bakalım bu düşeni ne yapmış, kırmış mı? Hemen ele alalım. Evet. Henüz kıramamış değerli arkadaşlar. Bakın iki kez burada değmiş. Burada iki kez değmiş. Burada yine iki kez değmiş ama hala kıramamış siyah düşeni. Sıkıntı yok. Çünkü bizim burada yükselen bir mavi trendimiz var. Şimdi bu mavi trend üzerinde olduğu sürece önce siyah düşeni kırmasını ve sonra 29 zirvesine gitmesini bekleriz. Bunların rakamlarını da dökelim grafiğe. Güncel değerle kaça tekabül ediyor? Mavi trend desteği arkadaşlar güncel değerle 18 lira 89 kuruş. Siyah direnç bölgesinde zaten gerçi ama yine de onda rakamını belirtelim. 24.68 siyah düşen direnci. Zaten 29.18'de yatay mor zirve direnci arkadaşlar. Tabii şimdi mavi yükselen trend desteğini 18.89 dedik ama hisse fiyatı 23 lira biraz aşağıda kalıyor. Stop seviyesi anlamında. Hani oraya kadar tahammül edemem, daha erken çıkayım olur da stop olursa diye. Şöyle kıymetli arkadaşlar, bunun da farklı bir renkle belirteyim. Bunu şöyle mavi renkle, şöyle lacivert, 21,5 lira arkadaşlar ara destek seviyesi. Bakın burada destek görevi görmüş, burada mükerrer destek görevi. Hatta geçen hafta da yine bir destek görevi görmüş. 21 lira 54 kuruş ara destek, yatay destek. Bunun altı stop arkadaşlar. Çünkü mavi çizgiye kadar inebilir bu sefer 18.89'a. Mavi çizgi altı kesin stop zaten yükselen trend bozulmuş olur. Ama umarım bu yatay yani 21,5 ile siyah düşen arasındaki bu boşluğu toparlayıp siyah düşeni kırar ve 29 hedefine gider diye ümit ediyoruz. Ortalamasına baktığımızda da arkadaşlar 20 günlük ortalamanın üstünde mi diye. Evet bakın şu koca yeşil mum sonrası bakın gelip siyah dirence takılmış. Hatta kırmızı mumla da öyle iğne atmış, üstüne atmaya çalışmış ama kar satışı yemiş bu direnç bölgesinde. Ve gelip bu sefer 20 günlük ortalamadan bakın destek almış şu kırmızı şey mavi çizgiden. 20 günlük hareketli ortalama. Yani özetle bizim burada destek olarak 21,5'u takip edeceğiz. Ta ki siyah düşeni kırana kadar. Siyah düşeni kırarsa da hedef 29-18 zirve hedefi olur. Sonraki hissemiz Jantz arkadaşlar.
Bunda da arkadaşlar 2019'dan gelen bir yükselen trend var. Tabii bu biraz eskiye dayanıyor. Bu yükselen trendin içinde seyrediyor. Bu da yine ihracat şampiyonu otomotiv yan sanayinin gözde hisselerinden uzun vadeli böyle yükselen trendi olan para kazandıran bir şirket. Peki bunun biraz daha kısa vadeli ele alalım. Bunu bu şekilde çizmiştik arkadaşlar, kısa vadeli. Bu görüntüyü sizlerle paylaşacağım. Hisse şuralardayken paylaşmıştım. Hani şu sert yükseliş sonrası bir gap bırakmıştı falan. Bu gap'i aldı, flama yapıyor demiştik falan. Yine videoları dediğim gibi düzenli takip eden arkadaşlarımız birçok hissenin hikayesini canlı canlı bu videolarla takip etmiş oluyor açıkçası. Oldukça da olumlu feedbackler alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Tabii bu videoların devamı adına sizlerin desteği, geri bildirimleri önemli benim için. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Yine beğeni ve yorumlarla da destek olursanız mutlu oluruz tabii arkadaşlar. Buradaki emeklerimiz adına da bizi mutlu ediyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, burada şey demiştik Jantsı'da, şuradaki gap'i aldıktan sonra şuraya yatay çizgi eklemiştik ve bu çizginin üzerinde olduğu sürece olumlu diye 223 lira. Bunu yukarı kırdı. Bu sefer dedik ki bizim için üstte artık mavi kanal var. Sol şeride geçti dedik. Alttaki kanalın üzerine paralel yeni bir kanal başlattı. Bizim için artık mavi kanal önemli olacak ve bu mavi kanal üzerinde olduğu sürece üst kanal hedefi zirvesi hedef olur demiştik ve şu an hisse o yolda gidiyor. Bu güzel bir durum. Çizgiler bizi yönlendiriyor bu anlamda. Hedefi kaça denk geliyor? Desteği nedir? Onu da belirtip bitirelim. Hedef 426 lira arkadaşlar. Üst kanal hedefi, mavi kanal hedefi. Destek de değerli arkadaşlar 247 lira. Yani çok dikine gidiyor. Üst kanalda sol şerit gaza basmış gidiyor. Bedelsiz haberleri vesaire şu bu derken hisse gidiyor. Zaten yine tavan yapmış Cuma'da. Özetle 426 liralara geldiğinde dikkat etmek lazım artık. Buralardan kar satışı gelebilir. Çünkü kanal tepesi. Bakın burada kanal tepesinden nasıl düzeltme yaşamışsa bu sefer mavi kanal tepesinden bir düzeltme olabilir. Buralara artık dikkat edilmesi gereken bölgeler olabilir. Kar realizasyonu yapılabilir. Ya da yeni bir kanala geçer bu sefer. Tabii onu da o zaman konuşuruz. Yine video güncellemesi yaparız değerli arkadaşlar. Hani kanalı ya da üçüncü bir kanal açar. Bu sefer o kanal takip edilir. Bu budur arkadaşlar. Yani hep yeni destekler, yeni dirençler belirleyip yani 426'yı tabii güncel değerli 426. Bu da zamanla yukarı gider. İşte bu çizginin üstüne attığı zaman bu sefer bu çizgi destek olur. Bunu mesela rengini farklı yapayım. Diyelim ki kırmızı. Kırmızı kanala geçerse de bu sefer kırmızı kanalın alt çizgisi destek olur. Üst çizgisi hedef olur. Tabii bunun için erken şu an. Önce bir bu mavi kanaldaki işini bitirmesi lazım. Yani burada zirvede dönüş mü yapacak, yukarı mı kıracak? Karar bölgesi bizim için olacak. Bu üst çizgi. Buradan kar satışı yerse kar satışı yapmak lazım. Yukarı kırarsa da bu sefer 426'yı destek kabul edip üst kanal tepesini hedef yapmak lazım der bize bunu teknik analiz bunu der. Peki Karsan'a geçelim değerli arkadaşlar.
Evet, Karsan Otomotiv. Şimdi bunda da bir bakalım yükselen trendi duruyor mu? Evet, yükselen trendimiz var. Şu bölge güzel destek olmuş. Şuradan da buradan bu açıdan destek almış. Şimdi hisse buraya doğru bir hareketlenme içinde. Bakın şurada da direnç var. İki tepe. Burada yine iki tepe. Dört kez. Burada da buraya daha gelmeden bu sefer düzeltmeymiş. Herhalde endeksteki düzeltme haftasına denk geldi. Peki burada ne olur? Bu hissede destek nedir? Direnç nedir? Bakalım. Siyah yükselen trend desteği 8,93. Mavi düşen direnci 12,61 değerli arkadaşlar. Şu an bir yükselen üçgen var. Bu mavi ve siyah çizgilerden oluşan bu üçgeni doldurmaya çalışıyor hisse. 8,93'e kadar geri çekilmeler mümkündür. Buralardan toparlanıp tekrar mavi düşene doğru hareket etmesi beklenir. Ama siyah çizgi aşağı kırılırsa stop loss değerli arkadaşlar. Şu an hisse fiyatı 10,25. 8,93 benim için çok aşağıda kalıyor diyen arkadaşlarımız için de ara desteğimiz arkadaşlar 9,66. 9,66'dan dönmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Yani ille siyah çizgiye inecek diye bir şey yok. Zira 9,66 bakın bu bölgede destek görevi görmüş. Burada direnç görevi, direnç görevi, direnç. Çok kritik bir yer yani. Bakın şurada yine direnç, destek, direnç. 9,66 destek kabul edilebilir. Kısa, daha kısa vadeli. Stop loss maliyetini düşük tutmak adına. Siyah yükselen trend zaten devam ediyor. Bir de zirve direncini de ekleyeyim arkadaşlar. Grafiğimizde dursun. 14.45. Gerçi hani hep ilk defa videoyu izleyen arkadaşlarımız olur diye videoları, grafikleri dikkat ediyseniz sıfırdan çiziyorum. Hani hazır şablon çizilmiş üzerinden anlatmıyorum ki. Hem çizimler nasıl yapılır, nereden yapılır? Özellikle bu işe yeni merak salan değerli dostlarımıza fikir vermek adına trend çizimlerini. Bu anlamda hem her seferinde temiz sayfaya çizgiler ekleyerek çiziyorum. Hem de bir güncel bir bakış açısıyla ele almış oluyoruz. Güzel oluyor. Umarım sizler için de faydalı oluyordur kıymetli arkadaşlar. Toparlayalım. Karsan'da arkadaşlar kısa vade 9,66 destek. Orta uzun vadeli yükselen trend desteğimiz 8,93. Düşen direncimiz 12,61. Yatay zirve hedefimiz de 14,45 Karsan'da. Şu an yaptığı şey bir teknik düzeltme var direnç bölgesinden. Buralardan bir yerden güç alıp yani 9,66'lardan alır muhtemelen bu bölgeden. En kötü ihtimalle 8,93. Buradan güç alıp tekrar mavi düşene doğru hareket etmesi beklenir. Yani çünkü burada bir üçgen var. Burada biraz zaman istiyor, zikzaklar gerekiyor. Sonra da 14,45 hedefi var. Diğer hissemiz Katmer değerli arkadaşlar. Katmer'de de şu şekil bir düşenimiz mevcut. Bu da bir de yükseleni koruyor mu bakalım. Güzel. Yükselen trendinin de üzerinde. Yani yükselen trend var. Bir de düşen var. Çok güzel bir sıkışan üçgen. Tamam. Şu şekil baktığınızda muazzam bir teknik görüntü var arkadaşlar. Tam 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan dönüp siyahı yukarı kırması beklenir. Şöyle renklerini de farklı yapayım. Yükselen mor, düşen siyah. Arada sıkışan üçgen. Burada biraz zamana ihtiyaç var. Üçgen doldurma işi yapacak yukarı yönde. Eğer mor çizginin altına inerse kesinlikle stop loss. Kaça denk geliyor diyecek olursanız arkadaşlar 2.12 arkadaşlar
destek bölgesi hani bunun seviyesinin üstünde olduğu sürece hatta biraz tam zamansallığını 2.11 destek arkadaşlar artık buradan dönüş beklenir. 2.12 destek güncel değerle tabii. 2.77 direnç. Bunu da birazcık yaklaştırayım şuraya. 2.73 direnç. Ve yatay zirvesi hedef arkadaşlar o da 3.42 katmerde. Oraya geldiğinde tekrar analizimizi güncelleriz. Bakın şöyle şöyle bir W görüntüsü olabilir. Şu an için bir sıkıntı yok. Güzel bir üçgen doldurma işlemi var. Mor çizgi üzerinde kaldığı sürece stres yok. Siyahı düşeni yukarı kırdıktan sonra da hedef 3.40 lira 3.40 lira olur. Katmerciler hissesinde. Diğer hisse Otokar arkadaşlar. Evet bu hissede bakın dönem dönem sert hareketler yapıp uzun süre yatay, sert hareket yapıp böyle yatay. Bu tarz şeyler olabiliyor. Tabii bunun bakın burada yine sert bir yükseliş sonra uzun dönem bakın bir yatay bölgesi olmuş. Şöyle şekilde göstereyim bakın. Şu ölü bölge, şurası yükseliş bölgesi. Şu anda bakalım nasıl duruyor. Bakın burada yine bir ölü bölge. Şurası. Sonra şu an burada bir bölge var. Biz burada bir kısa vadeli görüntüsünü inceleyelim. Otokar'ın. Şöyle bir görüntü var. Şöyle bir düşen de var. Burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu mor çizgi önemli. Çünkü bu tarz hani zirvelerde yaşanan bu tarz trendler daha aslında sert dalgalar barındırıyor. Mesela bakın buradaki bölgeye bakın. Böyle sert düşüş çıkışlar olabiliyor. Burada da hani böyle derin düşüşler, çıkışlar olabilir. Bakın şöyle çanak yapmış. Burada bir daha çanak yapmış. Şu an tekrar böyle bir şey yapmış. Bu manada kesinlikle desteklere çok daha riayet etmek lazım. Çünkü yukarılarda seyrediyor hisse. Yani zirve fiyatından çok uzakta da sayılmaz çünkü. Bakın 556 hisse 480'de. Ha, şu kısa vadede evet çok uzak değil. Yani dönüp orayı yukarı kırabilir. Ama yine de dikkat etmek lazım. Hani şu şekil zirvesi 553 desteğimiz arkadaşlar desteklere riayet etmek lazım bu tarz yerlerde ne olur ne olmaz diye söylüyorum yoksa şey değil hani ille bir risk var diye değil bakın 444,5 destek arkadaşlar kesinlikle şurada da bir siyah düşenimiz var arada. Hemen onun da direnç seviyesini ekleyin grafiğe. 530 direnç. 553 de zirve. İşte bu hissenin yeni zirvelere gitmesi için de 553'ü yukarı kırması lazım. Eğer 553'ü yukarı kırarsa ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur. Yeni kanal zirvesi de güncel değerle 610 lira olur. Onu da grafiğimize ekleyelim. Şu şekilde. Şunun da rengini farklı yapayım. Mavi olsun. Otokar biraz şu an şu siyah düşenle yükselen mor arasında biraz zamana ihtiyacı var gibi duruyor. Siyah düşeni yukarı kırarsa dediğim gibi 553 yatay direnç olur. 610 da kanal tepesi olur. Ama mor çizgi altı kesinlikle stop loss. 444 lira kritik destek. Diğer hissemiz Parsan makine arkadaşlar. Parsan'da da güzel yükselen trendini hala koruyor. Trend desteğine de gelmiş aslında.
iyi bir alım fırsatı olarak da düşünülebilir. Siyah çizgiyi stop loss seviyesi kabul ederek tabii. Siyah çizgi altı stop arkadaşlar. Ama üstü güzel çünkü tam trend desteği, tekrarın söyleyeyim. Buradan tepki alıp mavi çizgiyi yukarı kırmaya yönelik hareketler beklenir. Ancak siyah çizgi altına inerse stop loss, çünkü 83 liralara kadar düşme riski barındırır. Bu anlamda hemen stop loss seviyemizi grafiğimize ekleyelim. 102 lira, bakın zaten hisse 103 lira. 102 lira destek. Güncel direnç de arkadaşlar 126, yani mavi çizgiyi direnci. Hedef de kanal tepesi, zirve hedefi olur. İlk eski zirvesi, o da hemen 152 lira arkadaşlar, zirvesi var. Güzel %50'lik bir potansiyel barındırıyor. Parsan makina parçaları hissesi arkadaşlar. Görüntü bu şekilde, gayet güzel bir görüntü var. 1, 2, 3, 4, 5'e gelmiş. Sonraki adım 6 olur. Bu güzel bir formasyon olarak duruyor Parsan'da. Evet, diğer hissemiz Tümosan Motor değerli arkadaşlar. Evet, Tümosan da zirvesini aldı. Şimdi ne yapıyor? Şuradaki çanağı atlamaya gidiyor. Bakalım ne kadar gitmiş, ne yapmış. Bakın burası zaten bir dirençmiş daha önce. Şunun rengini farklı yapayım. Şu mavi çizgi, bakın kritik dirençmiş. Çanak yapmış, gelmiş. Direnci yukarı kırınca şuradaki çanağı yukarı katlamış. Şimdi bu sefer burası direnç olmuş. Burada da bu çanağı yukarı kırmış. Şimdi bakalım çanağı katlamış mı ya da ne kadar potansiyel var. İnceleyelim değerli dostlar. Evet, daha yolu var arkadaşlar. Şu an hisse 150 lira. Formasyon hedefi 228 lira. Bir de trend açısına bakalım. Açı nasıl? Açı şöyle. Evet, biraz açısal olarak trend açısından uzaklaşmış durumda. Yani buralarda yatay seyrede de gidebilir. Çünkü bakın şöyle minik bir düşen oluşmuş. Hani şunu yapabilir. Şunun rengini de kırmızı yapayım. Bakın değerli arkadaşlar, burada bir kırmızı düşen var. Minörde, minör küçük bir düşen. Bu burada hem şu çanak zirvesini yukarı kırdıktan sonra bakın hiç onay alamamış. Direkt yukarı gitmiş. Bu tarz hisseler genellikle ve zirve direncini tek hamlede geçmiş. Zirve direnci tek hamlede geçtikten sonra hissenin onay alıp devam etmesi beklenir. Bu onay da almamış. Şimdi burada onaya bu sefer ağır ağır iniyor bir şekilde. Yani 130 lira desteğine doğru iniyor. Muhtemelen buradaki kırmızı düşenle yatay siyah arasındaki, şunun rengini farklı yapayım. Evet. Kırmızı düşenle yatay siyah arasındaki şu üçgeni doldurup kırmızı düşeni yukarı kırdıktan sonra 228 formasyon hedefine gitmesi beklenir değerli arkadaşlar. 130 lira kritik destek bu hissede. Çünkü eski zirve fiyatı artık destek. İlle buraya inecek demiyorum, fakat hani kritik bir destek. Çünkü kırmızı düşen var. Buradaki üçgeni doldurmak isteyebilir. 136'nın üstü, 130'un üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Ama 130'un altına inerse stop loss arkadaşlar. Çünkü bu sefer şu ara yükselen mavi çizgiye kadar inme riski doğar. Tümosan'da rakamlar ve formasyon bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet, diğer hissemiz Tofaş, yine çok güçlü bir Koç grubu hissesi, ihracatıyla, temettüsüyle
Gayet güzel kurumsal bir şirket. Şimdi bu şirket de arkadaşlar biraz geride kaldı. Hani daha zirve hedefine bile gelmedi. Mesela Ford zirvesini geçti, çanak katlamaya gidiyor. Bizim Tofaş hala zirveye gelmeye çalışıyor. Ancak güzel bir durumu var. Bir trend açısı var. Bakın mavi yükselen trendi var. Rahat rahat gidiyor. Kendini yormadan. Bakın bu mavi trendi takip ederek 317,5 zirvesine doğru gitmeye çalışıyor. Mavi çizgi aşağı kırılırsa stop arkadaşlar. Çünkü yeni dibi neresi olur? Yatay destekler aramak gerekecek. 235'lere kadar çekilme riski doğar. Şunu kastediyorum. Olur da mavi kırılırsa. O yüzden mavi trendi takip edeceğiz. Mavi trend bizi nereye götürür? 317,5'a götürür kıymetli arkadaşlar. 317,5 önemli. Buraya gelince ben analizi güncelleyeceğim bir aksilik olmasa. Hatta zaten aralarda da imkan oldukça yapıyorum bu tarz hisseleri. 317,5'a gelince burası önemli bölge. Çünkü zirve fiyatı. Buralarda iki ihtimal doğar. Yukarı kırarsa onay işlemleri, kıramazsa düzeltme olur. Bunu bu bölgeye gelince yani mavi çizginin bitiminde nasip olursa tekrar grafiğimizi güncelleriz değerli arkadaşlar. Şu an Tofaş'ta hiçbir sıkıntı yok. Sadece işi zamana bırakmak lazım. Ama bir yandan da mavi çizginin trendini de takip etmek lazım. Olur da aşağı kırılırsa stop tuşu için 200 kaça denk geliyor bakalım. 273 lira güncel değerle destek seviyesi. Zaten trend desteğinden de çok uçup kaçmıyor. Mavi çizgiye yakın seyirle böyle iki ileri bir geri gidiyor. Görünüyor Tofaş hissesi. 273 altı stop loss arkadaşlar. Dediğim gibi 235'lere inme riski var. Her ihtimale karşı stoplara riayet etmek lazım. Diğer hissemiz Türk Traktör. Evet, Türk Traktör de arkadaşlar bakın. Bu da zirvesine doğru gözünü dikmiş. Düşe kalka gidiyor. Bu da güzel. Tofaş'a benzer bir görüntü söz konusu. Bakın açısı da bu şekilde. Bu da mavi çizgi. Hani olur da olumsuz bir durum olursa mavi çizgi 6. Stop loss değerli arkadaşlar 858 lira. Hisse şu an bu çanağı tamamlamaya gidiyor. 1057 zirve direnci arkadaşlar. 1057'ye gelince bakmak lazım tekrar. Buradan yukarı kırarsa bu çanağı yukarı katlar. Onu daha önce de paylaşmıştım önceki videolarda. Yine paylaşırız. Şöyle şuradan bakın. İki mor çizgi arası bir çanak var. Olur da bu zirveyi alırsa 1057'ye buradaki derinlik kadar yukarı gider falan. Tabi analizi yine güncellerim sizlerle paylaşırım. Bu zirve bölgesine gelince orada zaten niyetini belli eder. Güçlü bir mumla geçerse çanak katlamaya gider. Cılız mumlarla takılırsa buraya bir kulp takmak ister falan. Onu o zaman tekrar günceler sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şu an için hedef 1057. Buraya gelince konuşuruz yine. Traktör'de de durum bu şekilde. Değerli arkadaşlar bu ve benzeri videoların devamı adına kanala henüz abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarla da kanala destek olursanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.